Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kraliyet turnuvasında 15 galibiyete geleceğiz. Derseniz madenci kontrol hem maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Top 1000'de bitiren birisi geldi. Erken bir mağlubiyet aldım maalesef. Bunun sebebi de kargo gelmişti oynarken. Oyunu bırakmak zorunda kaldım. Zaten şu Kraliyet turnuvalarda bu hesapta bir ilk 1000'de bitiremedim. Ya hep bir şeyler oluyor ve boşu boşuna çarpılar alıyorum. Bu sefer de kargo geldi. Neyse, bu kadar ağladığımız yeter. Ya en azından erken aldık mağlubiyeti. Bundan sonra ona göre oynarız. 20'lerde falan alsam daha kötü olurdu herhalde. Rakibimiz de Splash Shard oynuyormuş. Bu ayda artık ilk 1000'de bitirmek istiyorum bu hesapta. İlk 1000 içinde en az 26 falan gerekiyor. Mezarlık basacak gibi bu arada rakip. Aynen. Güzel. Yavruyu erken gördü felaket. Sağlam da geldi ama evet, biraz hasar yedik. Bu arada Kraliyet turnuvası evrimsiz. Evrimli kartları kullanamıyorsunuz. Evrimli bir şekilde kullanamıyorsunuz daha doğrusu. O yüzden eski normal metada oynuyoruz. Herkes fişekçi kullanmıyor. Gerçi yine bayağı bir kullanan vardı. Herhalde normal kupa modunda alışmış millet fişekçiye. Neyse. Aslında rakiple aynı tarafa gitsek daha iyi olur bundan sonra. Bu eşleşmede. Şöyle mezar taşını kıralım. Güzel, roketi hemen atacağım. Bu fırsat kaçmaz. Bu eşleşmede zaten genelde roketle vuruyoruz. Madenciyle vurmamız çok zor. Böyle bir roket fırsatını kaçıramayız. Rakip bizimle aynı tarafa döndü. Güzel. Evet, şu anda madenci atamam. Mezar taşı var. Aa, roketim dönmemişti. Şöyle bir felaket atalım. Sağ tarafa zehir atamasın. Tamam, tomluk atacağım. Yavruyu erken alalım. Evet, yine sağdan geliyor rakip. Çok vurmaz umarım mezarlık. Evet, felaketi harcamayalım burada. Mezar taşını roketleyeceğim bu arada. Garip bir şövalye attı. Şöyle goblinlerle savunalım orayı. Bu arada iskeletler de bayağı birikti. Çok vurmasınlar. Yavruyu da son anda tuttuk. Bayağı iyi savunduk bu arada. Hala hasarda gerideyiz gerçi. Daha sonra rakiple aynı tarafa gidemem. Ya sola çok vurduk. Şöyle bir atak yapalım. Tam buzcuyu da arkadan attı. Madenciyle vuracağız. 3-5 vuruş da olsa o bizim için önemli. Atağa geliyor rakip yine. Tomruğu da atalım, mezarlık vurmasın. Bir tane iskelet vurdu oradan. Evet, çok yakın geçiyor maç. Ya roket nerflendiğinden beri zorlanıyorum bayağı aslında bu eşleşmede. Şimdi varilini madenciye atabilir. Goblinleri de attım. Göndermedi. Tamam. Bir roket daha attım. Tamam, şöyle bir felaket. Bir tomruk. Çok vurma mezarlık. Şöyle bir madenci. Hatta roket de atalım. Çok güzel. Özellikle yan tarafa attım bu arada. Bina kartını görmesin diye. Güzel. Bayağı çekişmeli bir maç geçti yine. Rocket Nerf'ından sonra genelde yani kaybettiğim maçlar daha çok oluyordu bu arada bu eşleşmede. Çünkü full roketle vuruyoruz zaten. Neyse, devam edelim. İkinci maçımıza geçtik. Ruhla başlayalım şöyle.
Evet, Elektro Ruh var. Kraliyet Devi olabilir. Felaket. Acaba bizim desteği mi kullanıyor? Roket atacağım bu arada. Şu an balonlu bir deste değilse falan sıkıntı yok. Aynen bizim desteği oynuyor. Aylardır karşıma gelmiyordu bu arada. Zaten normalde de ayda bir falan gelirdi ama bayağıdır hiç gelmemişti. Videolarda da aynı eşleşme hiç oynamadık sanırım madenci kontrole karşı. Goblinler için tomruk çok güzel. Kara Prens atman lazım, vuracağız yoksa. Evet, rakip büyük bir hatayla başladı. Yani bu eşleşmede Kara Prens'ten asla hasar yememeniz lazım. Şöyle tutalım. Çok yetenek gerektiren bir eşleşme değil bu arada. Normalde madenci kontrol bence yetenek gerektiren bir deste ama iki tarafta bunu kullanınca roket döngüsü oluyordu full. Kara Prens'le vurduğumuz için bayağı avantajlıyız. Roketi atabilirim. Yani rakibin maksimum yapabileceği hata biliyorum zaten. Bu arada Tomru çok kötü attık. Şu an biraz sıkıntı. Evet, biraz hasar yiyeceğiz. Neyse, daha fazla ekstra harcamayalım. Hala öndeyiz. Arkadan Kara Prens atmamak lazım. Ama konuşamadım. Rakibin Tomruğu yokken. Evet, felaket de asla atılmaması lazım. Birikse de aynı şeyi yaptı. Tamam, 3-5 vuruyoruz yine. Gayet güzel. Rakip roket atabilir. Güzel tomruk attı bu arada. Tamam, paketi de atalım şöyle. Rakip de geride olduğu için roket atmıyor. Çünkü atsa ben de atacağım. Hani ikimiz de aynı hasarı vuracağız. Tomruk gelebilir. Tamam, gelene kadar bayağı erittik madenciyi. Bu arada madenciye atmasak olabilirdi. Gerçi bayağı öndeyiz ya. Buradan vermeyiz maçı zaten. İki rokete bitiyor. Birinciyi attım. Hala felaket. Çok yanlış oynadı rakip. Sizde de aynı eşleşme gelirse felaket falan atmayın zaten. Normalde iki tarafta full roket atar. Son roketi de atalım şöyle. Madenciyle çok vuran da kazanıyordu genelde ama maçta zaten erkenden farkı açtık. Neyse, devam edelim. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Nemesis. Madenciyle başlayalım. Altın şövalye. Elektro dev mi acaba? Ya, kupada görmediğimiz destelerin gelmesi de güzel. Kupada bir aydır zaten hep aynı desteler oynanıyor maalesef. Elektro devmiş. Fişekçi almış. Bir ana kule açsak iyi olur şöyle. Bu eşleşmede de işe yarar. Elektro dev eşleşmesi normalde bizde. Rakip bir tık değiştirmiş desteği. Fişekçi almış ama. Bombacı yerini almış galiba. Arkadan elektro dev atarsa roketleriz. Ana kulede iş yapacak bu maç. Normalde elektro deve karşı ana kuleyi açamıyorduk. Fişekçinin evrimi yok ama millet bayağı kullanıyor burada da. Ya, evrimli fişekçiden dolayı çok fazla kullanılıyordu zaten. Aslında onunla birlikte normal fişekçinin de gücü keşfedildi galiba. Yani normal hali de bence kötü bir kart değil. Özellikle bizim desteğe karşı normal hali bile bayağı iş yapıyordu zaten.
Evet, aynı taraftan elektro da atmaz herhalde artık. Terse dönebilir. Top attı, tamam. O altın şövalye kulemize gelmez umarım. Önde tutmaya çalışalım. Güzel. Hala aynı taraftan roket atıyor. Büyük hata. Tersten atsa da bu arada roketleyebiliriz elektrodevi. Yani zaten full canlı gelmesindense yarı can gelmesi daha iyi savunma açısından da. Yani o roketi sadece atak yapmak için atmıyoruz. Fişekçiyi öldürememişiz. Şöyle paket atalım. Bir elektro daha atabilir. Tamam. Önce fişekçiyi almaya çalışalım. Buzur goblinler de elektrodevi bayağı iyi tutuyor. İzleyin şimdi. Elektrodev çarpamadığı için goblinler çalışıyor. Güzel. Bayağı az hasar yedik. 1300 can. Rokette 371 vuruyor. Yani rokete dönsek bayağı bir roket atmamız gerekir. O yüzden dönmeyelim hemen. Tamam. Gel şöyle. Yıldırım yiyebiliriz ama elektrode kuleye ulaşamaz. 3 kulede vuruyorken. Hatta rakip yıldırım attı diye biz roket atabiliriz. Şöyle bir madenci roket yapacağım. Anka. Güzel yumurtaya bir tomruk. 500. Birkaç madenci vuruşu ve rokete ihtiyacımız var. Güzel. Bu maçı da bitirelim. Evet, son rakibimizi de bulduk. Bunu kazanırsak 15'e ulaşıyoruz. Madenciyle başlayalım. Bu galibiyetlerde tabi rakiplerimiz mükemmel oynamıyor. Hatta bu rakip hiç oynamıyor. Niye bıraktı acaba? Tamam, mezar taşı. Yine bir mezarlık olabilir. Evet, mezarlığa benziyor. İlkeldeki rakip sağlamdı. Bakalım bu nasıl oynayacak. Şöyle tersten bir baskı yapalım. O tarafa gidemeyiz şu an. Güzel. Kuleyi gördük. Umarım varil denemez. Güzel. Felaket. Burada atmak istemiyorum. Çok erken olur. Goblinlerle de vurduk. Güzel. Şimdi felaket harcasaydım rakip tersten yavru ejder mezarlık yapabilirdi. Havaya vuran da kartımız yok zaten. Sıkıntı yaşayabilirdik. Felaketi şimdi atacağım. Mezarlık atar diye düşünüyorum. Aynen. Umarım çok vurmaz mezarlık. Dört vuruş dedik. Bayağı vurdu aslında. Rakibin mezarlığı çıktı, o yüzden agresif bir roket atacağım. Bu arada rakip tomruk almış. Hatta bir şey harcaması lazım oraya. Atmadı. Güzel, bayağı öne geçtik. Buradan vermeyiz maçı. Vermememiz lazım en azından. O yavru ölmeyecek. Paketi de atalım. Tamam, goblinler çalışır. Şu an zehire iksiri yoktu. Evet, yeni dolduysa da atmadı. Evet, yine mezar taşına tomruk atalım. Tomruğu kuleye atmayın sakın mezar taşı varken. Çünkü o çıkan iskeletler işte felaketin önüne geçiyor. Bazen kuleye kadar bile gittikleri oluyor. O kuleyi gördü. Tam bir iki vuruş yedik ama sorun değil. Şöyle bir maden roket daha yaptım. Güzel.
Son bir rokete bitiyor maç. Gel şöyle yavru. Roketi de döndürdük. Alevi varmış bu arada. Alev ve tomruk almış zehir ve varil yerine. Böylece 15 galibiyeti de almış olduk. Evet, böylece videonun da sonuna gelmiş olduk. 15-0 olsa daha güzel olurdu tabii ama ilk mağlubiyet biraz şanssız oldu. Derece yapmaya da çalışacağım dediğim gibi bu turnuvada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.